arkası yarın. Ayrı Dünyalar 3. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Orhan kimsesi olmadığı için yetiştirme yurdunda büyümüştür. Liseyi bitirdikten sonra askerliğini yapmış ve bir muhasebe bürosunda çalışmaya başlamıştır. Müjde ise çok zengin bir fabrikatör olan Cevdet Bey'in kızıdır. Paranın şımarttığı Müjde, ailesine asi olmuş, geç saatlere kadar diskolarda eğlenmektedir. Cevdet Bey kızının bu hallerinden endişe duymakta, ancak söz geçirememektedir. Bu yüzden de kızı Müjde'ye yüz verdiği için karısı Cavidan Hanım'la sık sık tartışmaktadır. Orhan'ı defterini tuttuğu muhasebe bürosundan tanıyan Cevdet Bey, delikanlıyı takdir etmekte ve sık sık onunla aynı yaşta olan kızı Müjde'nin yaşayışını karşılaştırmaktadır. Cevdet Bey bir gece uyumaz, gece yarısını geçtiği halde evine gelmeyen Müjde'nin dönüşünü bekler. Hoş geldin hanımefendi. Ay sen misin baba, ödümü kopardın. Saatin kaç olduğunu sorabilir miyim? Bu saate kadar sen neden yatmadın baba? Sana saat kaç diyorum. Şey... Ben söyleyeyim, sabahın 3'ü. Bu saatlere kadar nerede sürtüyordun bakayım? Arkadaşlarla beraberdim baba. Sana da arkadaşlarına da başlarım şimdi ha. Bir genç kızın bu saatlerde sokaklarda işi ne be? Bu ne rezillik? Ben şerefiyle namusuyla yaşayan bir adamım. Bu rezaletin hesabını vereceksin bana. Tamam baba tamam. Şimdi yorgunum, yatacağım. Sabaha konuşalım. Hayır efendim, şimdi vereceksin. Artık iyice sıvadan çıktın sen. Söyle, neredeydin bu saate kadar? Söyledim ya, arkadaşımın evindeydim. Ya demek artık evlere de gitmeye başladın ha. Kimin evindeydin? Lale'nin. Kim bu Lale? Anası babası kim? Ne iş yapar? Nerede oturur? Öf baba, öğrenip de ne yapacaksın? Sıktın ama. Ne? Sen kim oluyorsun da bana böyle cevap veriyorsun be? Al bakalım. Bana vurdun baba. Vururum tabii. Nus bile uslanmayanın hakkı kötektir demişler. Allah aşkına nedir bu bağırtılar? Sizin yüzünüzden uyuyamayacak mıyım ben? Kapa çeneni hanım. Anne bana vurdu. Tokat attı bana. Delirdin mi sen Cevdet? Neden dövdün kızı? Döverim tabii. Saate baksana. Bu saatte genç bir kızın sokaklarda ne işi var ha? Arkadaşlarımla beraberdim anne. Ben kötü bir şey yapmadım. Duydun işte. Arkadaşlarıyla berabermiş. Sen karışma Cavidan. Yoksa seni de hırpalarım. İkinizi de mahvederim. Senin gözün dönmüş Cevdet. Ne var bunda? Kız arkadaşlarıyla... Kadın sana sus diyorum. Bütün bunlar hep senin yüzünden zaten. Ayol ben ne yaptım? Kızım sen de bu saate kadar neden dışarıda kaldın? Babanı bilmiyor musun? Kötü bir şey yapmadım ki anne. Lalelerde oturduk. Arkadaşlarımız da vardı. Arkadaşları da varmış. Ben senin o arkadaşlarının ne mal olduklarını biliyorum. Bunların anaları babaları evleri yok mu be? Var. Ne biçim aile bunlar? Çocuklarını bu saatlere kadar nasıl sokakta bırakıyorlar? Neredeyse sabah olacak Cevdet. Yarın bak, konuşursun. Bak son defa söylüyorum Müjde. Bundan sonra hiçbir yere gitmeyeceksin. Kilitlerim seni vallahi. Hayır baba, beni hapsedemezsin. Benim de bir hayatım var. Ben senin esirin değilim. Ne? Bana karşı geliyorsun ha? Şimdi Cevdet diyorum, kendine gel. Koca kız dövülür mü? Tamam, bundan sonra erkenden evde olur. Söz veriyorum. Ben söz veriyorum. Ben senin sözünün ne olduğunu biliyorum. Çekil kadın. Çekil yoksa seni de hırpalarım. Ay fena oluyorum. Bayılacağım şimdi. Kalbim sıkışıyor. Yardım edin bana. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne haliniz varsa görün. Bak bir daha bu saatte eve geldiğini göreyim. Kırarım kemiklerini. Öldürürüm seni. Anne. Anneciğim de olur yardım et. Sus sen de. Zaten ne olursa senin yüzünden oluyor. Çabuk odana git bakayım. Ayıp değil mi yaptığın Cevdet? Bu saatte durup dururken hadise çıkarılır mı? Üzerime gelme Cavidan. Saatin kaç olduğundan haberin var mı senin? Canım kaçsa kaç. Bu kadar yüklenilir mi genç bir kıza? Böyle sertlik yaparsan sonunda evden kaçırtırsın kızı. Psikologlar böyle şeylerin ters tepki yapacağını söylüyor. Ya onlar çok iyi bilir böyle şeyleri. Sanki annenizin karnınızdan psikologla doğdunuz. Zıvaladan çıktınız siz be. Ben anlamam. Bir daha böyle bir şey olursa Allah için söylüyorum, ikinizin de kemiklerini kırarım. Bu evin reisi benim. Benim dediğim olacak. Nerede görülmüş böyle şey? Artık araba da yok. Alacağım anahtarı elinden. Thank you.
Nasıl? Pazar günü bizimle olmaktan mutlu oldun mu Orhan? Nasıl mutlu olmam Sevinç abla? Benim hiç ailem olmadı ki. Sizlerin sayesinde bu mutluluğu yaşadım. Allah hepinizden razı olsun. Bir hafta yine gideriz. Ama bu arada sen ne zaman istersen bizim eve gelebilirsin. Kazım abin seni çok sevmiş. Ben de onu çok sevdim. Merhaba. Aa, siz misiniz Cevdet Bey? Hoş geldiniz Cevdet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun. Teşekkürler. Muammer içerli mi? Henüz gelmedi ama neredeyse gelir. İsterseniz odasında bekleyin. Yok, burada bekleyeyim. Sıkılırım orada. Sizin yanınızda oturmamda bir mahsur var mı? Aman efendim, ne mahsuru olacak? Memnun oluruz. Orhan, ne var ne yok, alıştın mı işe? Alıştım efendim. Aferin oğlum. Geçen gün getirdiğin evrak ve deftere baktım. Ne kadar düzenli, ne kadar güzel yazmışsın. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Sen ticaret lisesinden mezun olmuştun değil mi? Evet efendim. Peki neden üniversiteye gitmedin? İmkanım olmamıştı efendim. Şimdi git. Bilmem ki, pek mümkün değil. Neden? Çalışıyorum, üniversiteye gitmem için vakit ayırmam lazım. O zaman işimi yapamam. Canım, Muammer sana yardımcı olur. Akıllı çocuksun, çalışkansın da. Daha da yükselirdim. Ben de isterim ama... Sen yine bir düşün. Peki efendim. Merhaba çocuklar. Cevdet Bey, kusura bakmayın. Trafik malum. Yani. İstanbul'da park yeri bulmak... Çok zor biliyorsunuz. Mesele oldu yani. Evet. Çok oldu mu geri? Yok, az önce geldim. Buyurun, odama geçelim. Tamam. buyurun. Yok, Önder sen geçin. Orhan, bana Cevdet Bey'in dosyasını getiriver. Peki efendim. Muammer, bu çocuğa yardımcı oldu. Üniversiteye gitsin ya. İstiyorsa gidebilir. Akıllı bir çocuk. Çok beğeniyorum onu. Ben de. İnan, onu işe aldıktan sonra yüküm yer yer azaldı. Dikkatli ve çalışkan. Evet, çok dürüst bir adam bu çocuk ya. Bu zamanda böyle genç, şanslısın vallahi. Var efendim, var böyle çocuklar, var. Nice pırıl pırıl gençlerimiz var daha. Yeter ki kıymetlerini bilelim, fırsat tanıyalım onlara. Bir bu çocuğa bakıyorum, bir de benim kızıma. Aldı başını gidiyor bizimkisi. Dün gece yine kıyamet koptu evde. Hayırdır, ne oldu? Sabaha karşı 3'te geldi eve, arkadaşlarıylaymış. Bu kadar da fazla. Arkadaşlarını bir araştırsanız. Yani haddim değil ama kimdir, nedir yani, değil mi? Yapacağım, icap ederse peşine adam takacağım. Böyle olmaz canım. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum Muammer. Ben şerefli, namuslu bir adamım. Haklısınız. Nereye gider, ne yapar? Annesi de bir başka alem. Dün gece ikisini de parçalıyordum az kalsın. Param var ama huzurum yok Muammer. Huzurum yok. Vah beyefendi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Başımıza bir iş gelecek, geri dönüşümüz olmayacak sonra. Allah korusun beyefendi, Allah korusun. Amin Muammer, amin. Cevdet Bey'in dosyasını istemiştiniz. Getir oğlum. Başka bir şey istiyor musunuz efendim? Hayır. Çıkabilirsin. Şu çocuğa bak. Pırıl pırıl bir genç. Yokluklar içinde büyümüş. Kendi çabası, kendi aklı, kendi inisiyatifiyle yetişmiş. Hı hı. Bu da genç. Bu da bu devrin çocuğu. Bir de bizim kıza bak. İnsanın içinde olmalı azizim. Bolluk bu hale getiriyor. Şımarık yapıyor. Hata biz. Yaratılış meselesi Cedet Bey. Doğru. Biz ne kadar öğretsek de insanın içinde olmalı. Kime benzemiş bu kız ya? Cavidan, otoritesiz falan ama böyle değildi gençti. Aklı başında bir kızdı. O da bir evin kızıydı. Ailesi zengindi. Devir değişti Cevdet Bey, devir değişti. Haklısın. O zamanlar böyle şeyler var mıydı? Diskolar, kafeler falan filan. Ya tamam, ben gitmesin demiyorum. Gitsin, gençtir. Gezecek, edinecek tabii. Ama bir gelenek vardı, bir töre vardı, bir sorumluluk vardı. Doğru. İnsan bu kadar özgür hissedemez ki kendisini, değil mi Muammer? Peki bir işe soksanız kendisini. Çalışmaz be Muammerciğim. Ben malımı bilmez bir. En iyisine biliyor musun? Ne? Evlendirmek. He? Evet. Bu kız ancak evlenirse durulur. Sorumluluk sahibi olur. İyi düşünmüşsünüz, doğru. Bak, ben gittikten sonra Orhan'ı al karşına ve konuş. Üniversitede okumak istiyorsa yardımcı ol ona. Tabii ama... Dur. Masrafları düşünme. Yani ne gerekiyorsa hazırım ben. Bir dakika şimdi Cedet Bey. Orhan'ı siz tamam, mi... Tamam, ben okutacağım. Ama bunu kendisi bilmesin. Ya ama üniversitede çocuk okutmak kolay değil Cedet Bey. Kendi parasıyla okuyamayacağına göre değirmenin suyunun nereden geldiğini soracaktır. O zaman masrafları ben yaptım dersin. Ama benim yaptığımı da asla bilmemeli. Affedersiniz Cedet Bey. Sebebini sorabilir miyim? Sorarsın ama ben söyleyemem Muammer. Peki. Nasıl isterseniz. Gel Orhan, otur bakayım oğlum. Seninle şöyle biraz konuşalım. Buyurun efendim. Bak oğlum, bir aydır beraberiz. Az çok tanıdım seni. Çalışkan, azimli, namuslu çocuksun. Ayrıca başarılısın da. Şimdi iyi dinle beni. Üniversiteyi okumak ister misin? Anlayamadım. Üniversiteye gitmek ister misin diye soruyorum. Cevdet Bey söyledi. Yalan söylemeyeyim. Ben daha önce hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi. Bana o hatırlattı.
Böyle bir şey ister misin? Şey, elbette isterim ama nasıl olacak bu? Canım nasılı var mı canım? İmtihana gireceksin, kazanırsan devam edeceksin. Peki ya buradaki işler? Aa, kolay kolay hallederiz işleri. O konuda bir endişen olmasın. Ama size yük olurum efendim. Hayır canım, senin gibi bir gencin okuması, bir diploma sahibi olması beni mutlu eder Orhan. Yeter ki sen üniversiteyi kazan. Elimden geleni yapacağım efendim. O zaman hemen şimdiden başla. Şurada imtihanlara 8 ay kadar bir şey var. Çalışmaya başlamalısın. Bugün öğleyin beraber çıkalım, ders kitaplarını falan alalım. Hemen çalışmaya başla. Kazanırsan tüm masraflar bana ait. Ama bu çok büyük bir fedakarlık. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hadi canım hadi. Aferin bizim patrona, ona da bu yakışırdı. Sorma Sevinç abla. Beni baban bil dedi. Üniversiteyi kazanırsan bütün masraflarını ben üstleneceğim dedi. İnan buna çok sevindim Orhan. Peki kazanabilecek misin sınavları? Neden kazanmayayım abla? İnsan azmettikten sonra her şeyi yapar. Ama kazananların çoğu hep dershanelere falan gidiyor. Sense test kitaplarıyla hazırlanacaksın. Bu yüzden kazanma şansın fazla olmayabilir Orhan. Haklısın abla ama üniversiteyi kazananların hepsi de dershanelere gitmiyor ki. Öyle yoksul çocuklar var ki dil dershaneye gitmek test kitabını bile arkadaşlarından ödünç alarak hazırlanıyorlar. Ve yine de kazanıyorlar. Mesele inanmakta ve azmetmekte. Göreceksin bak, Muammer Bey'in yüzünü kara çıkarmayacağım. Allah yardımcın olsun kardeşim. Alo. Aa, Cevdet Bey, merhaba, ben Muammer. Aa, merhaba Muammer, nasılsın? Sağ olun beyefendi, çok iyiyim. Size bir haberim var, Orhan'la konuştum. He? Üniversiteye gitmeye karar verdi. Sahi mi? Evet. Sevindim buna. Dün gidip gerekli kitapları aldık, çalışmaya başladı. Aman bile. Aman ne iyi. Öyle mutlu olduk çocuk, aklınız güzel, var. Güzel. Ama dediğim gibi Orhan bu işin arkasında benim olduğumu asla bilmesin. Aa, merak etmeyin, bu iyiliği benim yaptığımı sanıyorum. Önemli olan Allah'ın bilmesi. Hey delikanlı, uyan uyan. Uyan, sana diyorum. Ne var, ne oluyor? Uyuyordun da ineceğin yeri kaçırma diye uyandırdım. Sağ olun bey amca. Gece uyumadın galiba. Geceleri geç yatıyorum bey amca. Hem çalışıyorum hem de üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hayırlısı olsun oğlum. Sağ ol. Günaydın Sevinç abla. Günaydın Orhan. Ne yaptın? Hallettin mi işini? Evet, sınav için başvurumu yaptım. Hadi hayırlısı. Annem çok dua ediyor sana. Sağ olsun. Kazım'ın da selamı var. Yarın akşam seni iftara bekliyoruz. Abla zahmet etmeyin ne olur. Mahcup oluyorum size karşı. Aa, delinin zoruna bak. Neden mahcup oluyormuşsun? Hiç anlamam. Geleceksin. Peki abla, sağ ol. Ha, söylemeyi unuttum. Muammer Bey içeride seni bekliyor. Tamam abla. Şimdi gidiyorum yanına. Tamam. Gel. Merhaba. Günaydın Muammer Bey. Ha, merhaba Orhan, gel bakalım. Nasıl oldu? Tamam efendim, kaydımı yaptırdım. Ver. Allah razı olsun, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aa, ne yaptım ki oğlum ben? Hadi hayırlısı. Allah muvaffak etsin. Sınav ne zaman? Bir ay sonra. İyi, daha zaman varmış. Nasıl, sınavlara çalışabiliyor musun? Evet efendim, şimdiden hazır bile sayılırım. Aferin oğlum, sana güveniyorum. Ha, unutmadan bugün Cevdet Bey'e gideceksin. Vergi beyannameleri var, onlara götüreceksin. Peki efendim, hemen gideyim mi? Tabii tabii, yapacak başka işin yoksa hemen git. Nasılsın Orhan? Sağ olun Cevdet Bey, sağlığınıza duacıyım. Çalışmalarım nasıl gidiyor evladım? Sınavlara hazırlanıyorum efendim. Ama... Size çok teşekkür ederim, böyle bir girişimde bulunmam için ön ayak oldunuz. Doğrusu bu evladım, akıllı çocuksun sen. Neden tahsilini tamamlayamıyorsun ki? Sağ olun efendim. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa her zaman kapımı çalabilirsin. Teşekkür ederim ama hiçbir şeye ihtiyacım yok efendim. Allah razı olsun, Muammer Bey babalık yapıyor. Her türlü ihtiyaçlarımı karşılıyor. Teklifim var. Hafta sonunda Uludağ'a gidelim mi? Hesaplar benden. Neden sana?
Tabii, harika bir fikir. Ne biçim dağıtırız orada? Gündüz kayak, gece disco. Peki senin moruk ne der bu işe? Merak etme, onu ben hallederim Ekrem'cim. Bulurum bir yolunu. Yalandan kim ölmüş? Sen bilirsin. Kıyamet kopmasın da yine. Aman kopuyor da ne oluyor? Ben gene istediğimi yapıyorum. Hani arabayı alacaktı altından, ne oldu? Göreceksin bak, bu sene son modelini de aldıracağım. Olsun tabii. Senin moruk keresteden dünyanın parasını kazanıyor kızım. Dünyanın hali bu sevgilim. O kazanacak ki ben de harcayacağım. Helal. Peki ne zaman gidiyoruz Uludağ? Yarın akşamüstü. Ekrem, sen de babanın arabasını alırsın. Hepimiz benim arabaya sığınmayız. Bakalım moru ikna edersem alırız. Vermezse de al. Gizlice kaçırırsın. Baban arabayı bulamazsa alt tarafı hırsız kaçırdı sanır. Herkes beni dinlesin. Yarın yola çıkıyoruz, tamam mı? O halde bu akşam evlerimize uslu çocuklar gibi erken gidelim. Malum evdeki geri kapalıları kafaya almak lazım. Hadi yolumuzu yapalım. Biliyor musun sevgilim, seninle baş edilmez. Ayrı Dünyalar adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.